Merhabalar. Manevi değerleri konuşacağız. Ne olabilir manevi değerler? Yani inançlar olabilir, vatan sevgisi olabilir, sevgi olabilir, aile hayatı olabilir, özgürlük olabilir. Bu şekilde değerlerden konuşacağız. Ceyhun'u davet edelim. Gel bakalım Ceyhun. Peki o zaman ben biraz fazla özgürlükçü bir baba olayım. Hatta bu konuda kafası karışmış yani. Her şey mi serbest? Yani saçma olur tabii. Dur bir dakika, her şey serbestse zorlayacağım seni. Ha, sına beni. Sınayayım, tamam. Söz verdik artık dönemeyiz de. Özgürlükçüsün. Baba ben iş bul diyordum, iş buldum. He, tabii canım, okurken çalışın. Yani sonuçta hem eve katkınız olsun ama daha önemlisi kendinize katkınız olsun. Çok iyi parası var. Ah çok güzel. Çok iyi parası part var. Part time. Part time. Yani şey, senin derslerin çok etkilemesin. Yani şöyle etkilemeyecek, çok az çalışıyorum ama getirisi çok iyi. Yani vay, çok. Sen bayağı ideal bir iş bulmuşsun. Bazen sadece böyle biraz geceleri çalışmam gerekecek sadece ama çok nadir böyle yani. Ayda bir falan oluyor o şeyler. Ha tamam, o zaman ne iş yapacağım? İşte gündüzleri kalabalık yerlerde olursam olacağım. Yani böyle çok aslında az çalışacağım. Yani fiyat faydası çok iyi. Hiç soru sormayacağım. Sen de hiç soru sormayacaksın. Tamam. Böyle bir iş. Nasıl soru? Yani işte bir şeyler taşıyacağım. O kadar. Peki ben... taşıdığın ne taşıyacağım? İşte sormayacağım. Sen de sormayacaksın. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Yani böyle bir iş. Bazen geceleri taşıyacağım. Bazen gündüz kalabalık yerlerde. Ama parası çok iyi. Anladım da bu çok o değişik işlerden gibi geldi bana. Yani sormuyorum ben ama yani biraz değişik bir iş olabilir. Çünkü abiler de bana biraz öyle gözüktüler. Değişik abiler gibi gözüktüler. Ama parası iyi. Yani fiyat sonuçta benim yani okurken derslerime engel olmayacak. En önemli şey bu. Yani söz verdiğim için dönemiyorum. Çünkü sen parası da iyi yani. Parası iyiyse benim, yani bu sen sonuçta kocaman adam oldun. Kendi kararlarını verebilirsin. Bence de sonuçta eksisiyle artısıyla tat bakalım. Yani sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. O zaman sen eğer öyle düşünüyorsan. Senin için sıkıntı yok. Yani şu an var da bu skeçte yok. Yani şu an gerçekten yine kafam yanıyor. Çünkü şey, çelişkide kaldım buna. Hani skeç için bile buna evet diyesim gelmiyor. Yani ben orada insanlar için zararlı şeyler taşısam da özgürlüğümdür. Benim özgürlüğümdür. Yani şimdi bu tabii özgürlüktür. Ama tabii özgürlük böyle bir şey değildir. Değil mi? Yani sonuçta ayrıca şöyle bir şey var. Paradan daha değerli şeyler var. Yani konu sadece para olsaydı zaten dünya çok da yaşanır bir yer olmazdı. Manevi değerler paradan kimi zaman hatta çoğu zaman çok daha önemli. Çünkü eğer öyle olmasa hakikaten abuk subuk bir düzensizlik olur. Yani her şeyin para için meşru olduğunu düşünsene. O yüzden hani hem manevi değerler var hem hukuk var. Woody Allen'ın bir oyununda geçen bir cümleydi. Özgürlük bir karmaşa mıdır diye soruyordu. Oyunda da bunun cevabının olmadığını söylüyordu. Orada bırakıyor. Başka bir kişinin veya işte böyle insanlara zarar verecek noktalara geldiğin zaman artık özgürlük bence meşru bir şey olmuyor. Ona da özgürlük olmuyor zaten. Tabii bu arada yani biz manevi değerler videosu çekiyoruz. Burada bununla ilgili konuşmak çok zor. 1 milyon tane konuda örnek verebiliriz. Biz böyle çok abes ve çok egzecere bir örnek seçtik. Bir de mesela hani özgürlük dedik ama özgürlük böyle bir şey değil. Bir de mesela bence çok önemli değerlerden bir tanesi de şey, saygı. Burada da hep küçükten büyüğe saygı şeyi vardır. Küçükten büyüğe deyince burada da gene tiyatrodan örnek verdim. Yılmaz Erdoğan'ın şeyi vardı, o S ile başlayan bir kelime vardı. Neydi diye hatırlıyor. Saygı diyorlar, yok onun bir küçüğü. Sevgi. Çok güzel tanım aslında. Evet, niye bilmiyoruz ama akıllarda öyle kalıyor. Evet, bize onun küçüğü yani. Evet. Küçükleri seveceksin, büyükleri sayacaksın. Aslında ne kadar eksik bir cümle. Yanlış değil ama eksik bir cümle. Yani sanki küçük büyüğü sevmezmiş ama sayarmış. Büyük de küçüğü severmiş ama saymazmış gibi. Ya da gibi. Öyle olmalıymış gibi belki algılanıyor işte. Evet. Ne yazık ki çok tekrar edince. Maalesef, maalesef. O zaman öyle bir örnek görelim. Tamam. Tamam, sen benim oğlum ol. Tamam. Mühendis bir oğul ol. Hep buna hayal edin. Daha zormuş gibi tonladın ama ya. Gerçekten mühendissin değil mi bu arada? Ya ben hep mühendis bir oğul hayal ettim de. Tamam. Ya arkadaş bak, görüyor musun haberleri? Görüyor musun? Yani bu binaları böyle yüksek yüksek yapıyorlar. Ondan sonra depremde insanların başına gelen şeylere bak. Ya olacak iş mi? Onun bina yüksekliğiyle alakası yok ki. Nasıl yok canım? Ne kadar yüksek bina o kadar riskli depremde yani. Dur mu canım? Hatta tam tersi, artık yüksek binalar daha güvenli çünkü daha çok kontrolden geçmeleri gerekiyor. Yapılırken planlamaların daha iyi yapılması gerekiyor. Yani yüksek binalar daha dayanıklı olur genelde depreme. Yani bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben 50 yaşına gelmiş bir adamım. Yani sen şimdi bu kadar yıl
Benim bildiğim her şeyi yıkamazsın öyle kolay canım. Ne kadar yüksek bina o kadar Allah korusun. Bu böyledir yani. Teknoloji öyle yerinde durmuyor ki. Tamam evet öyleydi. Ama artık yüksek binalar yaparken ona göre hesaplıyorlar artık. Binanın yüksekliğinden ziyade zemini, kullanılan malzemeler, kolon sayısı bunlar daha önemli. Ya Ceyhun yani tamam bak mühendis olmuşsun etmişsin ama saçmalıyorsun ya. Yani bu şimdi kolon. Tamam. Bunun üstüne kat geldi. Evet. Kaç kilo mesela? Bir ton. E bunun üstüne 83 kat daha gelince ne oldu? 83 ton. Ya baba ben sana şimdi statik mi anlatayım ben? Bunu mukavemet mi anlatayım şimdi sana? Ya... Vallahi istediğini anlat. Gemiler mesela daha büyük gemi daha ağır mesela bence. Daha riskli. Daha büyük gemi daha ağır. Onda haklısın. Tamam. Ama... işte batabilir. Ama V batan çarpı D sıvı. Batan hacmi de daha büyük oluyor. Bak şimdi oluyor bana onun. Böyle demagojik şeyleri yap. Demagoji vakit mi? Kazanma. Şimdi nasıl açıklayacağına dair vakit kazanmak istiyorsun. Anlıyorum sıkıştın köşeye. Mesela uçak. Daha büyük uçak daha zor mesela. Yani. Daha büyük uçak daha zor diyorsun. Evet. Ya yani, burada basınç farkından uçuyor baba ya çok basit ya, bunları şeyler. Ama şimdi bak basınç bunlar boş şeyler. Baba bir dakika sen bak konumuz saygıydı sen değil yani sen şu an bana değil sen Newton'a saygısızlık ediyorsun ya. Yani çok temele indin. Açtı değil mi? Valla Ceyhun babalar doğrusunu bilir. Yani kusura bakma ama yani sonuçta mühendis olmuş olabilirsin ama sen şimdi, benim babacığım, hala oğlumsun ben seni hala babanım. Babacığım tamam babalık kutsal bir müessese olabilir mi? Yani bir meslek değil en azından yani sen niye mühendislikle babalığı hani aynı kefede? Vallahi, yani babana söyledi doğrudur da Ceyhuncum, hani. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi lisansını yap ondan sonra evlenip yüksek lisansını babalık üzerine yapınca görürsün. Babalar her zaman doğduğunu bilir diyorum. Ya şu an söylediğim şeye kendim inanamıyorum. Baba olmadığım için hani böyle atıp tutması kolay oldu. Ya baba olmadın da babada mı görmedin? Değil mi? Evet. Ama kabul etmemiz lazım. Biraz bunlar var. Sen küçüksün, ben büyüğüm. Bunlar çok oluyor. Dediğin gibi bu uzmanlığa bir saygısızlık. Ama bizim Türkiye'de çok yaygın. Biliyorsun bizde herkes teknik direktör, herkes hakem, herkes mühendis. Yani depremle ilgili bir kıraathaneye gir. Çıkamazsın. Yani gerçekten mühendis olarak çıkamazsın yani. İkna da ederler biliyor musun? Hakikaten ikna. Yüksek bina risklidir diye ikna ederler. Evet, manevi değerler saymakla bitmez. Biz saygı ve özgürlük tanımı adı altında çok başka bir yere giden bir özgürlük anlayışı üstünden ve etik değerlerden çok uzak yetişen bir çocuk örneği gördük. Her şeyin para olmadığı üzerinden. Dolayısıyla yani milyonlarca örnek olacak vaktimiz olmadığı için vedalaşalım. Manevi değerler önemlidir. Hatta çok önemlidir. Görüşmek üzere.